İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Faks numaramız ise 0212 454 56 26. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakarlıydı. Peygamber Efendimiz vakarlıydı gayet. Asla tiksindirici yapmazdı bir hareket. Eshabı arasında gelip otursa bile hemen ayaklarını örterdi cübbesiyle. Kolay anlaşılırdı sözleri o serverin. Yanında bulunanlar olurdu gayet emin. Yani onun yanında otursaydı bir kimse, kalbi çok rahat olup kapılmazdı yeyse. Ashabı huzurunda çok edepli olarak gelip otururlardı hiç kıpırdamayarak. Başları önlerinde sessiz otururlardı ve gayet hareketsiz bir halde dururlardı. Hatta kuşlar onları birer ağaç zannedip omuzları üstüne konarlardı hep gelip. Lakin o sahabiler yine edeplerinden kıpırdamıyorlardı az bile yerlerinden. Resulullah dünya ve dünya lezzetlerine önem ve ehemmiyet vermez idi hiç yine. Sade bir hayat yaşar, sevmezdi şatafatı ve hep tercih ederdi mütevazı hayatı. Vefatında az arpa kalmış idi evinde. Zırhı da rehindeydi bir Yahudi elinde. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır: bugün eshabım için fakirlik hayırlıdır. Lakin ahir zamanda gelecek ümmetimin zenginliği daha çok hayırdır onlar için. Kendisi sıkıntıyla yaşamak arzulardı. Günlerce yemek yemez, sert yatakta yatardı. Ayşe validemiz buyurur ki şöylece, yumuşak yatak serdik kendisine bir gece. Sabahleyin uyanıp kalkınca Efendimiz buyurdu, bu yatağı bir daha sermeyiniz. Zira bunun yüzünden gece uyanamadım. Teheccüd namazımı kılmaktan mahrum kaldım. Yine Peygamberimiz çok ibadet yapardı. Farzların haricinde çok da namaz kılardı. Mübarek ayakları şişene kadar hatta kıyamda namaz için duruyordu ayakta. Dediler, Hak Teâlâ senin gelmiş gelecek, bütün günahlarını affetti, bu bir gerçek. O halde niçin böyle yaparsın çok ibadet ve ne için kendine edersin böyle zahmet? Peygamber Efendimiz buyurdu ki cevaben, Rabbime şükredici kul olmayayım mı ben? Ayşe validemiz buyurdu ki, o server kalkıp namaz kılmaya başlayınca her sefer, onun mübarek göğsü hemen hırıldıyordu. Su fokur diyor gibi sesler duyuluyordu. İbni Ebi Hale de ediyor ki rivayet, o hep düşünceli
ve hüzünlüydü gayet. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinin ve evliya-i kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Ruh buyuruyorlar ki, dünyayı maksat edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı ise İslamiyet'e uymaktır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Ruh. Bu hikmet sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Hocam benim çarşamba günü anneannem vefat etti. 96 yaşında. Allah Teala rahmet eylesin. Mekanı cennete olsun mesela. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam ölümünden zaten ölümüne 7-8 ay kala düştü. Yani hani yatalak oldu. Hep aklı başındaydı. Hep imanlıydı, namaz. Yani orucunu bile tutuyordu o zamana kadar. Ölümünden bir saat önce hocam teyzeme yanına Arap bir çocuğun yattığını ve gitmediğini söylüyormuş. Hani bunun bir hikmeti var mı? Bir de gözleri açık gitmiş hocam. Yani kısık gibi. Kapatamamış teyzem. Kapattım geri açıldı. Kapattım geri açıldı diyor. Yıkanırken de öyleydi. Bir de hocam ben yıkanırken gördüm de yeşil bir gömlek giydirmişlerdi kefenlenirken. O yanlış mı oldu? Ben hani beyaz olması gerekiyor mu? Bir de yüzüne yazma örttü yıkayan kişi en son. Hani ben kefenden hariç bir şey örtülmüyor falan dedim ama cevap vermediler. Bu kadar hocam bununla ilgili. Peki efendim. Bir de ben 2 yıl kadar önce eşimle ayrıldım, dini ve resmi. 5-6 kadar ay önce yeniden birlikte hani dini ve resmi nikahımız yapıldı. Ama bir ay kadar önce beni dinen yeniden boşadı hocam. Şimdi o ayrıldığımızda çocuklara bakmak için bana bir miktar hani zengin olabileceğim miktarda para verdi. Hani dinen zengindim, zekatımı verdim ayrıldığım süreçte geçen sene yani. Şimdi dini nikahımız yapıldığında ben hani zenginliğim düştü sanırım değil mi benim bir ay önce? Hani çünkü resmi nikah yapıldığında benden o parayı isteseydi, hani mesela araba alacağım ver deseydi ben ona verecektim yani. O para benden çıkacaktı. Ama sizde kaldı mı para? Kaldı ama isteseydi verirdi. Şu an kaldı. Hani dini nikah tekrar boşadığı için o parayı benden istemez zaten. Çünkü çocuklarıma bakıyorum ya o parayla. Anladım. Yine dine zengin olma durumumuz devam ediyor demektir. Alo. Devam ediyorsunuz yani zenginliğe. Evet. Hı hı. Peki efendim. Hani bir yıl, hani şu an o zenginliğim bitti, yeniden mi başlayacak? Yine bir yıl geçmesi gerekiyor mu? Her sene o zengin olduğunuz tarihte zekat vereceksiniz, tamam? İyi günler. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah Teala razı olsun hocam. Sizden sorularıma geçiyorum hemen. Hocam mesela soruluyor, ne zamandan beri Müslümansınız diye. Galu bela diyoruz. Bu galu bela nedir? Bunu değişik şekilde anlatan hocalar var. Böyle arkadaşlar da anlatıyorlar. Sizden doğru söyle dinliyoruz da tekrardan anlatmanızı rica ediyorum. Bir de hocam el üzerine secde yapmak caiz mi? Mesela zaruri durumlarda, mesela dikenli taşlı yerlerde falan namaz kılarken yani. Bir de hocam selefiye ve de selefi salihin nedir? Anlaşıldı mı hocam? Anlaşıldı efendim. Son olarak da bir de bizim köyümüzde bir hocamız var. Bu yazın gittik. Yani Kur'an-ı Kerim mihrabın yanında bel hizasına duruyor. Kendisini uyardım hocam böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olmuyor. Yani böyle uygun değil diye. Ya bir şey olmaz dedi. Allah-u Teala affeder dedi. Böyle şeyleri kafanıza takmayın dedi. 30 Ramazan boyunca hocam orada okumuş okumuş koymuş. Öyle namaz kıldırmış. Cemaate öyle söyledi. Bir de 40 senedir hoparlör girmeyen köy camisi hoparlör de girmiş. Bu sene artık gitmedim hocam camiye. O imamın arkasında da namaz kılmadım. Doğru mu yaptım? Peki efendim. İyi günler. İyi günler. Buyurun.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ülkemize cümleten geçmiş olsun inşallah. Allah bana razı olsun hepimiz için. İki tane sorum olacaktı hocam. Sizden de Allah razı olsun. Birincisi zekat. Ben bilişim işiyle uğraşıyorum. Elimde işte parçalar var ama değerini hiçbir şekilde tespit etmeniz mümkün değil. İşin içinden çıkmanız. Bilgisayar malzemesi. İçinde, aynen bilgisayar malzemesi. Bazıları örnek veriyorum iki sene sonra çöp oluyor. Bazısı değerleniyor, bazısı değerlenmiyor. Bu ilmihalde okuduğum kadarıyla şey yazıyordu. Yıl içinde mesela satılanları toplasam kalem kalem. Yıl sonunda ne kadar ettiyse onu zekata tabi tutsam mı doğru olur? Yoksa ben kafamdan bir rakam belirliyorum. Kendim her sene onun zekatını o şekilde veriyorum. Hangisi? Yani öbür türlü yani bulmam mümkünatı yok değerini, gerçek değerini. Peki efendim. İkincisi zekat verirken devir yaptıktan sonra örnek veriyorum erzak alıp onu zekat yerine sayabilir miyiz? Veya zekat niyetine verebilir miyiz? Peki efendim. İyi günler. Buyurun. İyi günler hocam. İyi günler efendim buyurun. Nasılsınız hocam iyi misiniz? Teşekkür ederiz Allah razı olsun buyurun efendim. Hocam şöyle söyleyeyim. Vatanım milletim için ve yakınlarım için ve salih bir çocuk sahibi olmanın için dua istiyorum. Cenab-ı Hak afat semaviye ve arziyeden vatanımızda milletimizde muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak sizlere de bizlere de bütün dinleyicilerimize de sıhhat, afiyet ihsan etsin. Ahir zaman fitnesinden sizin de bütün dinleyicilerimizin de hepimizin neslinden gelecek olanları kendine hadim eylesin inşallah. Amin. Amin. Allah-u Teala razı olsun. Amin hocam. Benim sorum var. Kusura bakmayın tekrardan. Soracak kimse bulamadım. Yani sorduğum aslında tam net cevap alamadım. Şöyle söyleyeyim hocam. 1,5 aylık hamileyken kürtaj oldum. Hamilelik sürecinde hiç temiz kalamadım. Kürtajdan sonra da içeride parça kaldı dediler. Çok affedersiniz, özür dileyerek soruyorum. Hocam ilaç verdiler o parçanın düşmesi için. Sürekli geliyor yani şöyle söyleyeyim. Kürtajdan sonra da hayır dönemine denk geldiği için ben 13 gün namazı terk ettim. Şimdi hocam bu 6 gün oruçlarını da tutmak istiyorum ama ne zaman başlayabilirim, nasıl davranmam gerekiyor? Peki efendim. Öyle bir sorun var. Tamam hocam ellerinizden öperim. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimiz anneannem, anneannem dedi değil mi? Evet. 96 yaşında vefat etti. Allah-u Teala rahmet eylesin. Tamam. 3 senede ilave ettim 99. Yani 100 yaşında hicri. Maşallah. Maşallah. Aklı başındaydı dedi. Orucunu falan tutuyor dedi. Hatta vefat ederken yani namazını da kılıyordu. İmanlı gitmiştir. Cenab-ı Hak bunlara sual de sormaz. Dedi birisi geldi yanıma yattı falan diye. Yani o gördükleri önceki vefatinden yakınlarından birisinin ruhaniyeti de olabilir. Allah-u Teala onu muhafaza için bir melek de göndermiş. O öyle de olabilir. Yani kıyafet itibariyle şekillerde görmüş de olabilir. Yani ondan korkmadı, incinmediğine göre. Yani onu hayra yormak lazım. Evet. Bir de gözü açık gitti. Acaba dedi bunun hikmeti nedir? Şimdi o anda ölürken ahiretteki yerler gösterilir. Mü'mine imanlı gidecek olana önce cehennemdeki yeri gösterilir. Yer gösterir, cehennem gösterilir. Ondan korkar ürker. Ona rahmet melekleri der ki korkma. Allah-u Teala senin yerini değiştirdi. Onu kapatırlar, cennetteki yerini gösterirler. O cennetteki yerini gösterince dünyada hiç öyle bir yer yok. Tabii onu görünce bir an önce oraya gitmek ister. Evet. Ve yaşı böyle bu şekilde ileriye gidenler ruhunun bedenine çıkması kolay olur. Buna hatta bir misal de vermişler. Mesela ham meyveyi asılı asılı zor koparırsın. Bazen dalıyla koparma durumuna geçer, durumunda olursun. Ama olgunlaşmış meyveyi gereği yok. Hafif dokunsan o dala küt diye iner, kendi bile iner. Evet. Öyle bir de misal vermişler. Dolayısıyla hani geride 96 yaşına gelmiş, beklentisi de kalmamış, vücut aynı şekilde gitmiş. Böyle olunca onların ölümü de kolay olur. Bir de 90 yaşına geçince, hele 80 yaşına geçince başlıyor. 60'ı geçince de başlıyor bazı müjdeler de. 80'i geçince imanlı kuluma hesap sormaktan haya ederim buyuruyor. 90'lı yaşlara ulaşınca da
birçok müjdeler var. Peki bu zaman dilimi içerisinde hani bu yaşlılık sebebiyle bir handikaptır çektiği sıkıntılar, onlar da derecesinin yükselmesine, günahların affına sebep olur. Belki de hani imanlı, orucunu tutan, namazını kılan için hüsnan etmeli. Gözü açık gitmesi, belki de cennetteki yerini gördü, böyle hani göz açık kaldı. Evet. Oraya ne zaman gideceğim falan gibi. Bir de işte kardeşim mi dedi, gözünü kapatmış ama gene açılmış teyzesi falan. Ha, teyzesi. Kapatmış ama dedi gene açılmış falan. Dikkatli kapatılmış olmayabilir. Veyahut da ölmüştür, vücut soğumaya başlarken fark edilmiştir öldüğü. O anda kapatılmıştır. Yoksa sıcak sıcak kapatıldığı zaman, hemen şey yaparken hemen kapatıldığı zaman, çenesi hemen bağlandığı zaman öyle kalır. Ama vefat etmiş, üzerinden bir zaman dilimi geçmiş, 15-20 dakika, yarım saat, bir saat neyse, fark edilmiştir. Bazen fark edilmeyebiliyor. Evet. Yanındasın. Bir şeye dalmışsındır, bir şey yapıyorsundur. Sonra bir bakıyorsun, nefes yok, bir şeycik ötüpsi gitmiş yani. O anda artık vücut soğumaya başlar. Hangi haldeyse öyle kalır. Mesela kitaplarda anlatırken, tam İbn-i Saadettebi'nin kitabında da anlatılır. Ölmekte hemen ruh şey yapar şey yapmaz, gözler kapatılır, çenesi bağlanır. Ayakları hemen uzatılır, o sıcak haldeyken kollar uzatılır. Çünkü bükülü ise öyle kalır. Açamazsın sonra. Evet. Öylece kalıverir. Allah-u Teala rahmet eylesin, Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin inşallah Teala. Dedi fakat dedi kefen derken bir yeşil gömlek giydirdiler, yüzüne de yazma örttüler dedi. Uygun değil dedim ama beni dinlemediler. Doğru, herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Kitaba uygun mu değil mi ona bakmıyor falan. Şunu da koy benim, şunu da yap benim. Ne olacakmış canım falan. Allah-u Teala'nın emrine kıymet verilmiyor, değer verilmiyor. Halbuki kitaplarda bunlar böyle bildirilmiştir. Erkeğin kefeni 3, kadınınki 5 parça. İmam Rabbani Kutusu Sözleri çok celalli yazıyor. İşte Hindistan'da o zamanlar sarık koyuyorlarmış falan. Sarıyorlarmış başına. Buyuruyorlar ki bu 4. Yani sünneti değiştirmek olur. Bid'at olur. 5 kadının ki yazma koysan veyahut da gömlek giydirsen 5., 6. oluyor. Yani 5'ken 6. oluyor, 7. oluyor. Bid'attır buyuruyor. Peki ölene bir zarar olur mu? Ölene zarar olmaz, yapana zarar olur. Evet. Beyimden ayrıldık dedi dinleyicimiz. Kanunen de ayrıldık, dinen de ayrıldık. Sonra tekrar birleştik. Yani nasıl birleştiler onu bilmiyorum. Şafii mezhebine göre mi nikah hakkı yaptılar yeniden? Çünkü bu başkası bir erkekle evlenmediği müddetçe Hanefi mezhebinde tekrar eski kocasıyla evlenmesi caiz değil ki. Evet. Nikah kıydık. O nikahın bir şeyi yok, kıymeti yok. Hala ayrıydı. Ancak Şafii mezhebini taklit ederek olurdu. Şimdi dedi gene dini nikah gitti dedi. Yine boşadı. İşte bana biraz da böyle çocuklarıma bakmak için, para verdi. Zengin oldum ben onun parasını. Her şey zekatını verdim dedi. Elimde duruyor hala dedi. Şimdi yine böyle bir durum oldu dedi. Benim dedi şeyim düştü mü? Yok, o para sende olduğu müddetçe zenginlikten düşmezsin. Efendim gelelim. Diğer ikinci dinleyicimizin sualine. Dedi kalu bela ne demek dedi. Siz dedi geç açıkladınız ama dedi. Ben değişik kimselere sordum dedi. Çeşitli cevaplar verdiler. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Kalu bela. Kalu dediler ki bela, evet. Arapçada kale fiili var. Kale yekulu. Kul emir hazırdır, emir sigasıdır. Söyle demektir. Kale söyledi demektir. Yekulu söylüyor demektir. Kale mazi sigası, yekulu emir şey muzari sigasıdır. Kul de emir sigasıdır. Söyle. Mesela kâne fiili gibi. Onun da aynı. Kâne yekûn. Kün. Onun da emir sigası. Ol demektir. Kâne oldu demektir. Şeyde Allah-u Teala bütün ruhları kıyamete kadar gelecek olan hepsini yarattı. Hatta kitaplar detaylı bir şekilde anlatırken daha detaylı bilgi veriyorlar. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın yarattıktan sonra işte sağında solunda toplanan o zerreleri görüyor. Bunlar nedir diye soruyor. Yani ondan ruhlarını görüyor. Bunlar senin neslinden gelecek olanlar. Sağdakiler kim, soldakiler kim? Sağdakiler cennet ehli, yani sait olanlar. Soldakiler cehennem ehli, şaki olanlar. Yani dünyaya geldiği zaman bunlar cehennem yolunu tutacak, bunlar da cennet yolunu tutacaklar. Kendi iradeleriyle. Evet. Allah-u Teala biliyor bunların tutacağını. Kendi iradeleriyle yapacak bunu. Yani mecbur etmiyor.
Bunun üzerine Adem Aleyhisselam, ya Rabbi, ya Rabbi diyor, bunlar kendilerine şahit kıl. Yani bunlar öyle olacaksa. İşte Cenab-ı Hak onlara hitap etti. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki, bela, evet. Dolayısıyla yeryüzüne geldiği zaman mümin olsun, kafir olsun, tercihini küfürden yana veya imandan yana tercih etsin. Herkes, hepsi, hangi milletten olursa olsun, Allah-u Teala'ya ruhlar aleminde bela diyerek, bela bildiğimiz bela değildir. Arapçada evet manasındadır. Evet dediler. Bela, evet. Sen bizim Rabbimizsin dediler. Ama bu bedene girince bazıları bu sözü unuttu. Ruh unuttu bunu. Verdiği sözü unuttu. Küfür yolunu aynı şekilde tercih etti. İşte onun için de kitaplarda, Osmanlıca kitaplarda anlatır. Babaannem rahmetleri de biz de çocukken şey yapılardı. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne zamandan beri? Galu beladan beri. Yani ta o zaman evet dediğimde, ruhlar aleminde evet dediğimden beri ben Müslümanım diyor. Doğru mu? Evet. Galu bela. Galu beladan beri. Demek ta o ruhlar aleminde Allah-u Teala elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizi yaratan ben değil miyim? Diye hitap edince bütün ruhlar galu dediler ki bela, evet. Sen bizim Rabbimizsin. Biz senin kulunuz. Bizi yaratan sensin dediler. Ama dünyaya gelip bu bedene girince, nefse tabi olunca bu sözü unuttular buyuruyor. Bu sözü unuttular. Hatırlayanlar, hatırlayanlar, derecesi yükselenler, ta o galu beladakini bile hatırlayanlar var. Evet. Hatırlayabilir mi? Tabii. Ruh bu beden kafesinden kurtulursa, nefsin şerrinden kurtulursa, hani sohbete girmeden İmam Rabbar Kutur Sözlerinin bir sözünü naklettik. Dünya, yani haramlar, günahlar, bunlardan nefsin rızkıdır, bunlardan temizlenirse ruh yükselmeye başlar. Geldiği yeri özler. Allah-u Teala'ya aşıktır çünkü ruh. Evet. Ama peki bedene girince bedenin istekleri, nefsin isteklerini kendi istekleri zannederek gaflete daldı. Ölünce uyanacak ama o zaman da bir faydası olmayacak. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sinir hastalığının en iyi ilacı. Bütün hastalıkların başı sinir sistemidir. Çünkü bütün organları çalıştıran sinir sistemidir. Sinir sistemi de vücudun baş kumandanı olan kalbe tabidir. O halde sinir sisteminin düzgün çalışması için kalbin ferah olması lazımdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, kalbinizin şifa bulmasını, ferahlamasını istiyorsanız beni zikredin, Allah deyin buyuruyor. O bakımdan sinir hastalığının en iyi ilacı Allah demektir. Yani onu hatırlamaktır. İki türlü şifa vardır. Biri kesin, diğeri şüphelidir. Kesin olan, yani iyileştirme ihtimali %100 olan ilaç Kur'an-ı Kerim'dir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen bu Kur'an şifadır buyruluyor. İyi gelmesi ümit edilen diğer ilaçsa bildiğimiz tıbbi ilaçlardır. Bunların içinde de kesin olanlar vardır. Peygamber Efendimiz bazen sadece tıp ilacı kullanırdı, bazen sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerden istifade ederdi. Bazen de her ikisini birlikte kullanırdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in bir harfinde 100.000 derde 100.000 şifa vardır buyuruyor. Yani bir kimse Arapça elif harfini yazıp suya koysa ve içse şifa bulur. Ya besmeleyi yazarsa? Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında biri gelip, ya emir el müminin, baş ağrısından ölüyorum diye durumunu arz eder. Hazreti Ömer içeriye gider, bir kağıda bir şey yazıp kağıdı katlar ve bunu saçının arasına koy. Dikkat et, başından düşmesin. Ama kağıdı sakın açma buyurur. Başı ağrıyan kimse de açmayacağına dair söz verir. O kimse her ne zaman kağıdı başına koysa ağrısı kesilir. Fakat çıkardığı zaman ağrı tekrar başlar. Bu epey zaman bu şekilde devam eder. En sonunda bir gün içine kurt düşer. Kendi kendine bu nasıl bir şey ki başıma koyuyorum ağrı geçiyor, çıkarıyorum başım çok feci ağrıyor diye düşünür. Etrafta kimse var mı diye baktıktan sonra kağıdı açar ve Hazreti Ömer'in besmeleyi yazmış olduğunu görür. Fakat kağıdı açarak verdiği sözden döndüğü için artık o kağıttan istifade edemez.
Onun için hikmetini anlamasak da büyüklerin nasihatlerine uymak lazımdır. Velhasıl Kur'an-ı Kerim mutlak şifadır. Ama ondan istifade etmek öğrenmeye değil, hiç şüphe etmeden inanmaya bağlıdır. Allahü Teala saf ve temiz insanların kalbine güzel şeyler ilham eder. İlham melekten, vesvese ise şeytandan gelir. Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Hazretlerine biri şikayette bulunur. "Efendim, kalbime çok kötü vesveseler geliyor," der. Bunun üzerine Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Hazretleri, "Şeytanın işine biz mi karışacağız? O vazifesini yapıyor, sen de vazifeni yap. O sana vesvese veriyorsa sen de Allah de," buyurur. Büyük zatların kitabını okumalı, kelime-i tevhid söylemeli, yani Allah'ı hatırlatacak bir şey yapmalı. Çünkü Allah kelamı olan yerde şeytanlar duramaz. Büyüklerden bir zat, herhangi bir işe besmeleyle başlayan mutlaka başarılı olur. "Besmeleyle başlanan hiçbir işin sonu kötü olmaz, mutlaka iyidir," buyururdu. "Bismillahillezî la yedirru mâ asmihi şey'ün fil erdi ve la fissemâi ve hüvessemî'ul alîm" hadisi şerifi, "Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işitir ve bilir" demektir. Bu duayı sabah akşam besmele çekerek 3'er defa okumalı. Sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar her türlü beladan emin olur. İmam Rabbani Hazretleri de Allahü Teala 4 kul okuyanı insanlardan ve cinlerden gelecek her türlü sıkıntıya karşı korur buyuruyor. 4 kul Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Mektubat-ı Rabbani'de ilaç kullanan içindir. Başkası ne kadar dua ederse etsin, bizzat hastanın okuması ve o ilacı içmesi şarttır buyuruluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir hasta Yunus aleyhisselamın "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin" duasını 40 defa okursa şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa bütün günahları affolur. Kendisine dert ve bela gelende bu duayı okursa sıkıntıdan kurtulur. Derdi, sıkıntısı olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü insanlar başkalarını sıktıkça Allahü Teala da onları sıkıyor. Halbuki insanlar diğerlerini ferahlandırsalar Allahü Teala da onları ferahlandırır. Biz Allahü Teala'nın kullarına karşı nasıl davranırsak Allahü Teala da bize öyle muamele eder. Unutmayalım ki yaptığımız her hareket sonunda bize dönecektir. Bundan kurtuluş yoktur. İyilik de yapsak, kötülük de yapsak yine bize dönecektir. O halde eden kendine eder. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyeyim 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, 1. bölümde sorular vardı. Buyurun. Efendim, 2. dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi böyle dedi, yani zemin hiç müsait değil dedi. O zaman dedi, yani eli koyup elin üzerine secde etmek caiz mi? Hani öyle bir zaruri durum söz konusu olursa bu caizdir. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh mesela senelerce Tam İbn-i Saadet'te bildiği kitabında namaz bahsi anlatılırken, secde bahsinde anlatılırken yüksek yere secde etmenin caiz olmadığını, mekruh olduğunu uzun uzun almışlar. O nakli almışlar. Fakat daha sonra tabii ahir zaman insanlar zayıf ve herhangi bir mescit veya benzeri bir şey yapılırken de buna riayet etmiyorlar. Kitaba uygun mu değil mi diye değil. Mesela Selçuklu Osmanlı ve daha önceki dönemlerde bir cami yapılacağı zaman soruluyor. Nasıl yapılması, hangi şartlara uygun? Mesela Osmanlı yaptıklarına da dikkat edin. Fakir kitaplarına uygun yapıyorlar. Yaptıklarının hepsini. Evet. Şimdi öyle değil. Adam yapıyor 3 katlı cami mesela. Ne olacakmış canım? Öyle. Adamın öyle bir derdi yok. Bu İslamiyet'e uygun mu değil mi benim bu yaptığım onu falan derdi yok. Televizyon koruz, ekran koruz, hoparlör koruz, olur biter. O zaman gereği yok senin cami yapmana. Evlere bir hoparlör çekeriz, olur biter değil mi ya? Evet. Ekranda koyuveririz. Tamam. Var artık bütün evlerde ekran da var zaten. O zaman sana da gerek yok. Hatta bizim burada stüdyolarda çekeriz. Öğle namazı, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı getiririz bir artist, ona imamlık yaptırırız değil mi? Öyle. Yakışıklı.
Ona da çekeriz resimlerini. Ondan sonra koyarız, hadi buyur. Bu caiz değil. Adam bağırır o zaman. Olur mu? Senin yaptığın olur mu? Olmaz tabii ki. Dolayısıyla efendim secde meselesinde, secde meselesinde yükseğe secde etmenin caiz olmadığını Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyhi onu tercih ettiler, anlamışlardı. Fakat daha sonra tabii Müslümanları şeyden, sıkıntıdan kurtarmak için başka bir kavil daha aldılar. Kaza namazları bahsinde aldılar. 25 santimetre yüksekliğe kadar olan yüksekliğe secde edebilmesinin de caiz olduğunu böyle zaruri durumlarda. O nakli de almışlar. Dolayısıyla Müslümanları sıkıntıdan, yani günahtan kurtarmak için bazen mesele böyle durumlarda zayıf kaviller de tercih edilir buyuruyor. Tabi tercih etkisi hani öyle alim olan zatların, bizim gibilerin değil. Hani kitaplarda biz görsek efendim falan kitapta böyle yazıyor. Ben tercih edildi değilim, yetkili de değilim. Zaten okuduğumu anlamakta zorlanıyorum. Dolayısıyla biz alim değil, alimlerin kitaplarını nakletmeye çalışıyoruz. İnşallah Teala yanlış anlamıyoruzdur. Efendim, dolayısıyla böyle durumlarda elin üzerine secde edebilir. Gelelim efendim, dinleyicimiz dedi ki, Selefi ne demek ve Selefi Salihin ne demek? Efendim, Selefi ismini bugün mezhepsizler kullanıyor. Dört mezhebi de inkar eden ve kendilerine yerli bir yol tutan, itikadında bozuk olan, İbn-i Teymiye'yi aynı şekilde baz alan, Muhammed Abdut denen masonu kendilerine aynı şekilde hüccet senet kabul eden, mezhepsizlerin, mezhepleri inkar edenlerin kendilerine vermiş olduğu bir isimdir. Hiçbir ehl-i sünnet aliminde Selefi diye bir laf yok. Selefi yok. Öyle bir şey söz konusu değil. İlk defa bunu İmam Hatip okullarında falan ders kitabı olarak bize okutuluyordu. Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam Dini diye bir kitap var. Diyanet Yayınları'ndan bu kitap. İlk defa o Ahmet Hamdi Akseki, bu Reşit Rıza'nın Mezhepleri Tevfik kitabını ilk defa Türkçe'ye tercüme eden o. Fitneyi ateşleyen o. Evet. Ve Diyanet İşleri Başkanı. Mezhepsizliği körüklüyordu. Ve onun kitabında vardı bu. İtikatta imamlar mı? İtikatta Maturidi, Eşhari ve Selefi diye onun kitabında vardı bu. Daha önce kitaplarda yok. Onlar ilave etti. Mezhepsizler ilave ettiler. Kendilerini de aynı şekilde bir fırka, bir grup olarak görmek için. Mezhepsiz tayfasıdır yani. Mezhepsizlik de dinsizliğe giden yoldur. Ehl-i sünnet alimleri böyle yazıyor. Açık net. Mezhepsizlik, mezhepleri inkar etmek, dört hak mezhebi inkar etmek, dinsizliğe giden bir yoldur. Hakikaten bu mezhepsizlere bakın, nerede duracaklar belli değil. Bunlar işte tek kaynak Kur'an, Kur'an'da yazıyorsa ben alırım falan. Onu da önüne koyduğun zaman ben öyle değil, böyle anlıyorum diyor. Adam artık öyle bir korkusu şeyi falan yok. Allah-u Teala'nın ayetlerini de değiştirirler bunlar. Yani ehl-i sünnet alimleri boşuna dememişlerdir. Yani o nakli bırakıp da kendi aklına tabi olanlar, nefsine tabi olanlar neticede imanlarını da bırakıp gidiyorlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Peki Selefi Salihin, Selefi Salihin başka. Ehl-i sünnet alimleri bunu bahsediyorlar. Eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in. Bunlara Selefi Salihin denir. Biz Selefi Salihin'in yolundayız. Selefilerin yolunda değiliz. Bu Selefilerin çoğu da ihtilalcidir. Seyyid Kutubu'dur, Muhammed Kutubu'dur. Ondan sonra o İhvan-ı Müslümin. Bu gruptandır. Selefidirler çoğu da. Yani mezhepleri falan şey yapmıyorlar. Mezhep ne ben diyor, Kur'an'a inanıyorum. İşte Suriye'den gelenler var ha. Hani biz zaman zaman burada konuşuyorduk. Bir arkadaşım birisi dedi ki, yaşça bizden küçük olduğu için abi dedi ya. Dedi siz dedi bazen dinliyorum deden dedi. Yani bu, çünkü ben Suriye'ye daha önce bu iç karışıklık olmadan önce gittim ve orada gördüm. Durup dururken insanın başına bela gelmez. Bunlar inhiraf etmişler. Neden? Ehl-i sünnet alimlerin yolundan. Çizgilerini değiştirmişler. Ve dedi ben dedi kaç tane burada Suriyeliyle görüştüm dedi. Hani dedi mezhebim falan. Ne mezhebi demiş, Kur'an var ya ben Müslümanım diyormuş, tamam mı? Ne mezhebi? Yani ne Hanefi, ne Şafii, ne Maliki. Ondan sonra da zıp çıktı oraya hepsi. Namaz namaza benziyor. Neye göre namaz kılacaksın? Hatta Allah rahmet eylesin. Sen de tanırsın. Hakikat Kitabı'nın genel müdürlüğünü yapmıştı. Celal Hebi'den sonra, Allah rahmet eylesin, o da vefatı. Celal Hebi'den sonraki Allah Allah. Bizden ismi hatırıma gelmedi arkadaşın ya. Erol abi vardı bir ara. Hayır canım, genel müdürlüğünü yapan. Celal Hebi'den sonra. Kayacan. Kayacan. Şerif Kayacan. Şerif. Allah rahmet eylesin. Bu Diyanet'in kitap fuarları olurdu Sultanahmet'te. Tabii Hakikat Kitabı bir de orada. Hakikat genel müdürü olarak kendisi de gidiyordu orada falan. Bir gün dedi böyle dedi oturuyorum dedi rahmetli.
Birisi gelmiş, siz demiş ehl-i sünnet dört mezhep haklı diyorsunuz. Bak demiş, şurada demiş, adam birisi gelmiş, etrafında adamlar toplamış. Mezhep falan yok, doğrudan doğruya işte İslam Kur'an'dan öğren falan filan. Gel demiş cevap ver, ben cevap veremiyorum. Tabii rahmetlinin anlamında da yazmıyor ki hakikat kitabı müdürü diye. Gidiyor oraya. Neyse dinledim adam biraz diyor falan. Demiş bir şey sorabilir miyim falan. Demiş buyur sor. Ben demiş köylüyüm, köyden geldim. Gusül abdesti almasını bilmiyorum. Demiş gusülün farzı kaç? Demiş bunu bilmeyecek ne var demiş. Gusülün farzı 3. Demiş hop bir dakika. Köylüysem o kadar da değil. Bu Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre farklı. Maliki mezhebine göre farklı. Hanbeli mezhebine göre farklı. Sana göre kaç demiş. Mezhepleri inkar ettin ya. Demiş Kur'an'dan öğreneceğim. Kaç? Kem küm kem küm. Adam kaçmış gitmiş ondan sonra. Tabi o rahmetli Şerif abi öyle kolay pabuç bırakmaz. Evet. Ama sana bayağı yüklenmiş. Yüklenince adam hani tabanları yağlamış kaçmış. Cahil insanlar kaldırıyor. Ha, doğru ya. Peygamber bir, Allah bir, kitap bir. Dolayısıyla mezhepler nereden çıktı diye soruyor. Cahil de doğruya ya nereden çıktı falan. Ya bir yerden çıkmadı. Peygamber Efendimiz'in tatbikatından çıktı bu. Çünkü yeryüzündeki insanların hepsi ekvator bölgesinde yaşamıyor. Kuzey yarımkürede, güney yarımkürede yaşıyor. Bunun soğuk iklimde yaşayanı var. Sıcak iklimde yaşayanı var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdeste bile, abdestin bozulma hallerinde bile, abdest alırken bile, namaz kılarken bile farklı tatbikatlar var. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri Peygamber Efendimiz'in tatbikatını almış. Eller bağlanmaz. Bağlanmamayı aynı şekilde almış, tercih etmiştir. Resulullah Efendimiz elleri bağlamadan salık kılıyordu. Vakidir bu. Kitaplarda var. Kütüb-i Sitte'de de var bu. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri Peygamber Efendimiz'in bu kavmini almış. Ve mesela İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri yine Hanbeli mezhebinde namazda sağa sola bakmak mekruh değildir Hanbeli mezhebinde. Peki bu zatın mezhebi nerede yayılmış biliyor musun? Afrika'da. Bu adamın eli salık olmalı. Sağına soluna da bakmalı. Öyle ibadetini yapmalı. Çünkü yılan, çıyan, akrep dolu oralar. Ama İmam Hasan İbni Hanife Hazretleri'nin mezhebi de kuzey yarımkürede yayılmış. O da eli bağlamayı ve namaz kılarken de aynı şekilde ayakta ise secde yerine bakmayı esas almış. Bunun ikisinin de tatbikatını yapan Peygamber Efendimiz ne bu İmam Hasan İbni Hanife Hazretleri'nin görüşü ne öbürüsü de İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin görüşü. İkisi de Peygamber Efendimiz'in yaptığıdır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları bilerek yaptı. Bunlar rahmetti. Bütün Müslümanlar rahat ibadet etsinler diye. Ya da mezhepler kalsın. Aptal herif nasıl hareket edeceğim ben ondan sonra? Nasıl yapacağım? İşte rahmetli Şerif Kayacan dediği gibi. Demiş kaç usulün farzı? Söyle bakalım. Kem küm kem küm. Üç. Hanefi mezhebine göre o. İmam Hazım Efendi Hazretleri. Bütün ayet-i kerim hadis-i şerifleri tarıyor. Ha diyor usul dedi üç şey muhakkak lazım. Üç şey muhakkak lazım. Öbür tarafta aynı şekilde İmam Malik Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri niyet de farz diyor. Hatta İmam Malik Hazretleri muhalat da farz diyor peş peşe yıkamak. İmam Şafii Hazretleri diyor ki tertip de farz. Hadi buyur işin içine çık bakalım bir. Sen neye göre diyeceksin? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Mezheplerini şey yaparsan Kur'an'dan al. Niye mezheplerinkini alıyorsun o zaman? Sıkışınca oraya dönüyor. Hatta bir tane bir eski bir Diyanet İşleri Başkanlarından işte sordular falan böyle kurban bayramıydı falan. Bana göre dedi kurban sünnettir. Ya dedim duyunca çok özür dilerim de çüş dedim ya. Bir makama gelmişsin insanlar kandırma aldırma. Dilini eşek arısı soksun. Zaten diğer üç mezhepte Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde kurban kesmek sünnettir diyemiyor. Neden? Kibirinden. Kibirinden. Hasedinden. Onlar mezhep imam olmuş ben niye olamadım değil mi? Evet. Dertleri o. Dertleri o. Onlara tabi olacak. Allah-u Teala böylelerinden muhafaza buyursun. Evet. Dolayısıyla Selefi Salihin, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebi'i Tabi'in ve Ehl-i Sünnet alimleri. Biz Selefi Salihin'in yolundayız. Selefilerin değil. Evet. Efendim, Kur'an belden dedi aşağıya köye gitmiştim dedi. İkaz ettim dedi. O belden aşağı dedi. Bayağı aşağı. Bayağı aşağı. Rahle duruyordur. Onu koydum mu diye ayağa kalktım belden aşağı. Otururken bile belden aşağı bazı rahleler. Yok ya buna kafa takmayın bunu. Din gayreti yok adamda. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri dininizi, dinini bilen, seven ve kayıran din adamlarından. Dinini sevecek, özür dilerim, bilecek, sevecek ve kayıracak. Bu ne biliyor, ne seviyor, ne de kayırıyor.
Ben de onu sonra gitmedim arkasına. Gitmeyecek tabii böyle birisinin arkasında. Namaz mı teslim edilir? Gelelim efendim diğer dinleyicimizin sualine. Dinleyicimiz dedi ki ben dedi bilgisayar işi yapıyorum dedi. Bunların fiyatları devamlı değişiyor. Dediği doğru. Bugün alıyorsun 3000 liraya. 3 ay geçiyor. Çöplük oluyor. Dolarla alıyorsun. Bazen hiç böyle değeri kayboluyor gidiveriyor. Ha orada fıkıh kitaplarında bir ifade geçiyor. Rayiç bedeli diyor. Efendim ben aramayacaksın. Sen o bilgisayarı satışa çıkarsan kaç para verirler? 3000 liralık bilgisayar 3 liraya, 3 lira diye yazacaksın. O kadar. Ha, bazı aletin 3 lira. Efendim belki daha fazla, hayır. O anda birisi gelse buna kaç para verirler? Evet. 3 lira. 3 lira diye kayacaksın. Ama daha sonra geçti efendim gene onu müşterisini bulduğunda 5000 liraya sattın mesela, olabilir. O ayrı mesele. Zaten o senin kasanda bulunacak. Hani dinleyicimiz dedi ki ben bunları toplasam, satsam sonra. Yok öyle değil. Zengin olduğu zaman, geldiği zaman elinde bakacak. Ha, ne kadar böyle aynı şekilde hurdaya çıkmış bilgisayar var. 100 tane. Bunların şimdiki rayiç bedellerine 3 kuruş yazacak. 3 kuruş topladı. Nisaba ulaşıyorsa zekatını verecek. Ulaşmıyorsa vermeyecek değil mi hocam? Hayır, vermeyecek. Zekat devri... O dediğin de doğru. Mesela parası pulu bir şeysi yok. Sadece malzeme vardı. 3 ay sonra da hepsi çöplük oldu. Ticaret yapıyor, baktı, saydı, baktı, nisaba ulaşmıyor miktarlar. 20 bin liralık mesela şey vardı, zengindi. Borcu da yoktu. O 20 bin liralık malzeme 200 liraya düştü mesela. Evet. Ne oldu? Gitti nisap. Bilgisayar var, bilgisayar bir işe yaramaz yani, çöp. Rayiç bedeli. Rayiç bedeli. Peki altınla devrini yaptı. Yani ondan sonra bu... Erzak alıp verebilir mi bedelleriyle? Verebilir buyuruyor. Yiyecektir, giyecektir, alıp verebilir. Evet. Şeylerle. Son dinleyicimiz dedi ki, ben dedi hamile kalmıştım dedi. 1,5 ay sonra kürtaj oldum. Hamilelik dönemde de geliyordu. Demek ki bir arıza var, bir rahatsızlık var. Kürtaj oldum, akıntı devam ediyor. Ha böyle durumlarda Hanefi mezhebinde olan, hani devamlı akıntıysa 10 günlü hayız kabul eder. 20 günlü temiz kabul eder. Yani bir ayı öylece tamamlar. Peki şeyse, Maliki mezhebini taklit ediyorsa onun üzerinde 13 gün geri kalanını temiz kabul eder. Ne zamana kadar? Şeye devam edene kadar. Bitene kadar. Bitene kadar, oturana kadar. Çünkü karşımıza şey yok. Çünkü kürtaj olduktan sonra gelen kan da şeydir, istihazadır. Tabii önceki hayız müddeti, hayız zamanı ne kadardır onları bilmek gerekir. İşin içinden çıkamıyorsa pratik çözümde kitaplarda böyle bildirmiş. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Murat. Bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Murat. Seni okur Zülcelal, ne durursun kıl hazır. Ne durursun kıl hazırlık. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Nice bin yıllık yola bir anda vara gelen. Nice bin yıllık yola bir anda vara gelen.
sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İslam ve toplum.